Resmi olarak devletler bunu ilan eder ve savaşırsın. Kim Allah galip getirirse o galip olur. Yenilen de esir konumundadır ve karşı tarafın hükmünü anlaşmalar dahilinde kabul eder. Bunun dışında yani sen adamla anlaşmışsın. Barış içinde yaşayacağım diyorsun. Kabul ettim diyorsun. Devlet olarak anlaşıyorsun. Fakat ben aniden bu kararımdan vazgeçtim. Şimdi seni gidip bombalayacağım diyorsun. Çoluğu, çocuğu, kadınları bombalayacağım diyorsun. Yani bu hangi vicdana, hangi akla, hangi inanca uygun? Yani Kur'an inancına uygun olmadığı açık bunun. Peygamberimizin böyle bir uygulaması var mı? Yok. Yok. Evet. Biraz konuyu İslam bağlantısında Türklük ve Türkçülük mevzusu üzerine getirelim. Osmanlı Devleti'nin tarihine bakalım veya Orta Asya'daki, Asya'daki devletlerin tarihine bakalım. Farkında olmasa bile bir Türklük ve Türkçülük fiiliyatı var. Belki düşüncede olmasa bile. İslam ön planda, Müslüman kimliği ön planda. Fakat Osmanlı'nın çöküşüne doğru Avrupa'da gelişen milliyetçilik akımlarının da etkisiyle bir milliyetçilik düşüncesi doğuyor Türkiye'de. Fakat o dönemde de Abdülhamid'in bir panislamist düşleri var. Bir İslam birliği kurma, oluşturma yönünde düşünceleri var. Ve belli ölçüde bunda belli ölçüde başarılar da sağlanıyor. Fakat ortaya İttihat ve Terakki giriyor. Panislamist düşünce giriyor. Ve daha sonra savaş döneminde Pantürkçü düşünce giriyor. Yanlış söyledim. Pantürkizmin Osmanlı'ya çökülmekte olan saltanata bir hayır getirmeyeceğini anlayınca tekrar bir panislamist eğilim var. Bu tarihi süreci neden tekrarlıyorum? Zikretmek zaruretinde bulundum. Netice itibariyle Türkiye'nin kuruluşu, kurtuluşu, Osmanlı'nın yani Türkiye'nin kurtuluşu, devletin kuruluşu Mustafa Kemal'in adıyla bağlı, eylemiyle bağlı, mücadelesiyle bağlı ve Türkiye bir ulus devleti oluşturuyor. Bugünkü açıdan baktığımız zaman bir Türk-İslam sentezi düşüncesini ortaya atmak veya savunmak ulusalçılığıyla çelişkili mi yoksa belli şekilde örtüşüyor? Türkler hep tarih içerisinde İslam'ın en büyük, en güçlü ordusu olmuş. Yani İslam'ı en iyi temsil eden, İslam'ı en iyi yayan millet olmuş. Bu çok açık ortada görülüyor. Osmanlı döneminde de bunu gördük. Belli ki Allah bu millete bu görevi vermiş. Takva yönüyle Türkleri ben koruyup kolluyorum ve seviyorum. O yüzden ben Türk'üm diyorum. Güzel ahlaklı oldukları için. Akıllı insanlar oldukları için. Ve hamiyet hisleri yüksek olduğu için. Türk birliği oluştuğunda İslam'ın birliği için müthiş güvenilir. Çok sağlam bir manevi ve kültürel, aynı zamanda maddi, mükemmel bir ordu oluşmuş olacak. Bu Türk Birliği, Türk-İslam Birliği'ni çok mükemmel ve güçlü olarak meydana getirir. Ve Allah'ın izniyle yıkılmaz hale getirir. Yani bir lidere ihtiyaç var. Türklerin lider olması gerekiyor. Konu bu. Yoksa ben kafatası anlamında, işte bedeni, gücü, üstünü bu anlamda demiyorum. Yani öyle bir benim iddiam yok. Yani ırkçılık anlamında hiç demiyorum. Çünkü ben seyitim, Peygamber Efendimiz neslindenim. Yani kavmi olarak baktığımızda ama halis kan Türk'üm ben. Çünkü çok asil ve necip bir kavim bu. Çok açık, hizmeti çok şahane. Bunu kimse inkar edemiyor. Halen de öyle. Kökenimiz Seyit Arap olmasına rağmen kendimi Türk hissediyorum. Tabii ki. Yani ben çocukluğum öyle yaşıyorum. Yani hiçbir zaman şimdi aksine düşünmedim yani. İnşallah. Başka türlü de bir çözüm zaten görünmüyor. Yani İslam aleminde sorduğumuzda kim lider olsun dersen herkes Türkler diyor. Türkiye lider olsun diyor. Yani Mısır lider olsun demiyor kimse. İran lider olsun demiyor. Ya yani onlar zaten öyle bir iddiası da yok. İlla ki Türkler yapsın bunu diyor. Bunu kim diyor? Aynı zamanda Peygamber Efendimiz de diyor. Mehdi'nin çıkış yeri de Türkiye'dir.
bütün ahir zaman hadisleri Türkiye'ye göredir. Hep İstanbul'dan bahsedilir. Mehdi'nin ilgili hadisler de İstanbul o şekilde geçer. Konstantinopolis'ten geçer. Sonraki ismi İstanbul olmuştur. Diğer rivayetlerde de yine anlıyoruz. Yani Türklerin böyle bir büyük görev yerine getireceğini. Yani necip bir millet. Bu bir abartı da değil, gerçek bu. Onun için bunun zamanının da geldiğine ben inanıyorum. Son gelişmeler de bunu gösteriyor. Mesela Azerbaycan'dan Türkiye'nin öncelikle birleşmesi çok hayati bir konu. Ve bu haftalarda, bu aylarda, bu yıl içerisinde bile olabilecek bir gerçek. Ya tamamen gereksiz. O Zengezur koridoru açılmış olsa konu biter. Yani iki devlet, bir millet. Biz buradan arabaya bindiğimizde Azerbaycan'a kadar çok rahat gitmemiz gerekir. Sadece nüfus cüzdanımızdan o kadar. Onlar da oradan arabaya binip geldiklerinde buraya kadar nüfus cüzdanından gelmeleri gerekir. Yani tamamen suni bir bölünme var şu an. Her şeyimiz aynı ama, her şeyimiz. Ha Ankara'yı İstanbul'dan ayırmışsın, ha Azerbaycan'ı Türkiye'den ayırmışsın. Arada hiç fark yok. Yani eğer o mantıklıysa o da mantıklı. O nasıl mantıksızsa o da öyle mantıksız. Ya bunun bir an önce olması gerekiyor. Bunu aslında Türkiye açık açık bir istese, resmi olarak, yani Azerbaycan'dan cevap 24 saatte gelir. Yani sadece açık açık dillendirmeleri gerekiyor. Kimsenin de bundan rahatsız olacağını zannetmiyorum. Çünkü Ermenistan'ın biz orada tek başına kalmasından rahatsızız. Onlar da bizim kardeşimiz. Tarihimiz hep birlikte geçti bizim Ermenilerle. Tamamen suni olarak bu düşmanlık oluşturuldu. Bu Dağlık Karabağ sorunu, Nahçıvan olayı bunlar. Tamamen suni, zorlama, Masonluğun iki milletin arasını ayırmak için ortaya attığı ve oluşturduğu suni sorunlar. Yani çünkü toprak sorunu yok orada. Orada dostluk sorunu var, sevgi sorunu var. Yani Ermenistan'ın tamamen gereksizdir. Mesela Hocalı katliamı kasten yaptırılmıştır. Yani müthiş bir rezalettir. Sırf arada kin olsun, nefret olsun diye yaptırılmıştır bu. Kasten yaptırılmıştır. Bütün bunlara rağmen biz onları affediyoruz. Yani içimizde bizim kin ve nefret yok. Müslümanın kini ve nefreti olmaz. Yeter ki dost ve kardeş olalım. Bunun tarihin karanlıklarında buna kaybolup gitsin. Yani unutalım bunları. Ermenistan'ı da içine alacaktır zaten Türkistan Birliği. Ermeniler de bu birliğin içine katılacaklardır. Çünkü Osmanlı döneminin en has yiğitleri de Ermeniler. Sanatta, bilimde Osmanlı içerisinde çok güzel hizmetler vermiş. Sarayda çok yüksek kademelere kadar çıkmış insanlardır Ermeniler ve ehli kitaptır. Yani Allah'a inanan, aynı peygamberlere inanan insanlardır. Ehli kitabın hükmü açıktır. Onun için bu suni oluşturulan düşmanlıktan şiddetle kaçınıp, tek yanını affederek, şefkatle ve sevgiyle yaklaşarak bu birliği bir an önce oluşturmamız gerekiyor. Bunun için sadece, evet biz bu birliği istiyoruz demek gerekiyor. Bunun resmi ağızdan söylenmesi gerekiyor. Bu söylendikten sonra artık arkası gelir bunun. Bir Ermenistan konusuna değinip biraz yol haritasına devam edelim. Yani Türkiye çıkışlı, Azerbaycan-Türkiye Birliği çıkışlı bir yol haritası. Bizi belki Çin'e kadar götürebilecek bir Türk-İslam Birliği'ni kastediyorsunuz evet. herhalde. Evet. Ermenilerle ilgili, yani Ermenilerin bu coğrafyada yaşadıkları bir gerçek. Ama bir devlet olmamışlar, bir devlet olarak yaşamamışlar. Ama şu anda mesela Ermenistan'ın gerekse halk düşüncesinde, avam düşüncesinde, gerekse aydın düşüncesinde ve de gerekse siyasette, devlet siyasetinde Ermenistan derken onlar kendilerine Şarkı Ermenistan derler. Garbi Ermenistan Türkiye'nin sınırları içinde. Bizim o Erdoğan, Iğdır, Kars, bu illerimiz falan. Ama bununla yetinmiyor. Denizlere kadar uzayan bir Ermenistan. Devlet armasında Ağrı Dağı, Ararat diyerek Ağrı Dağı var. Bir Ermeni için büyük Ermenistan ideali var ve gerçekten Türk devletine veya Osmanlı devletine karşı değil, Türk kimliğine karşı bir potansiyel var. Yani ben Türkler içinde